Nekre. Eğer bir şaka yaptıktan sonra açıklamaya ihtiyaç duyuyorsanız o şakayı yapmayın. Ertem İlmez. Ayrıcalıklı bir zekanın sahibi, yetenekli insan Ertem İlmez, mizah dergiciliği gibi birçok iş yapmıştır. Hatta yaptığı işlerden biri Türkiye'ye langırt oyununu getirmektir. Bu hangi işi eline atsa başarılı gibi gözüken adam 18 ayrı iş yapıp hepsinde batmıştır. Sinema 18. işidir. Efe Film isimli bir film şirketi kurarlar, iki film çekerler ve yine batarlar. Hayatta mağlubiyeti kabul etmeyen insanlardan Ertem İlmez, yakın arkadaşı Münir Özkul'un ısrarıyla sinemaya geri döner. Ama bu kez çok başkadır. Kendi gibi filmler çekmese de filmleri kendine benzetir. Ertem İlmez kafasındakileri hiçbir yönetmene anlatamadığı için mecburen 41 yaşında hiç sinema bilgisi olmamasına rağmen yönetmen olmuştur. Öyle bir yönetmen olmuştur ki ondan sonra Türk sineması asla eskisi gibi olamayacaktır. Peki neydi Ertem İlmez'i özel kılan? Her yaptığı filmin günümüze kadar ulaşıp aynı sıcaklığını korumasının sebebi neydi? Sebebi Ertem İlmez, inceydi. İnceliği kimsenin konuşmadığı hayatın gerçeklerini sinema perdesinden aktarmasıdır. Mesela Mavi Boncuk filminde sinemanın belası olarak görülen kara borsacılara alenen destek çıkmıştır. Hem de sinema perdesinden. Emel Sayın'ı kaçırdıkları Mavi Boncuk filminde hatırlayın, Emel Sayın evin içinde dolaşırken Baba Yaşar karakterini canlandıran Münir Özkul film afişlerinin önünde elinde iğne iplik bir şeyler dikmektedir. Ne iş yaparsınız diye sorduğunda Emel Sayın sinemacıyız cevabını alır. Dişeci misiniz? Hayır, bilet satarız ama gişenin biraz ilerisinde. Kara borsa yani deyince Emel Sayın Münir Özkul bozulur. Ne münasebet, kimsenin sağlığıyla oynamıyoruz. Anma hizmeti yapıyoruz bir yerde. Kara değil, olsa olsa pembe borsa der ve bütün sinemanın kara borsacıları salonlarda Ertem İlmez'i alkışlar. Her gördükleri yerde ellerine sarılıp baba derler. Başka incelikler ise Hababam Sınıfı serilerinde yaşanmıştır. Mesela Hayta İsmail'in askere gittiği sahneyi hatırlayın. Hababam Sınıfı'nın üyelerinden Hayta İsmail nedense asker olmuş ve Hababam'ı ziyarete gelmiştir. Hem de asker kıyafetiyle. İşte o gün o rolü yapan Ahmet Arıman ağabeyimiz gerçekten askerdir. Ve askerden izne geldiğinde Genelkurmay'dan bizzat izin alan Ertem İlmez, Ahmet abiye biraz da asker harçlığı olsun diye o sahneyi filmin içine yerleştirmiştir. Filmde asker olarak sınıfını ziyaret eden Hayta İsmail giderken Hababam Sınıfı'nın arkasını döner ve birkaç cümle kurar. İşte o cümleler Ahmet Arıman'ın gerçek duygularıdır. Eyvallah Hababam, kıymetini bilin. Hepsi neşeli sahnelerle başlayan Hababam Sınıfı'nın ikincisi alışılmadık biçimde büyük bir hüzünle başlar. Eğitim yılının ilk gününde tören yapılmış, herkes sınıfa gitmiş ve Mahmut Hoca'yı oynayan Münir Özkul kahverengi paltosuyla yavaş yavaş okula gelmektedir ve geç kalmıştır. Hüzünlü bir müzikle yürüyen Mahmut Hoca odasına girdiğinde bir önceki filmde Kemal Öğretmen diye bildiğimiz karakterin siyah beyaz fotoğrafı duvarda asılıdır. Hafize Ana odaya girer ve kahvesini uzatırken Mahmut Hoca'ya, hoca fotoğrafı göstererek sorar. Kemal'in fotoğrafı niye duvarda?
Hüzünlenen Hafize Ana cevap verir. Öyle, sizin haberiniz yok. Kemal Hoca sizleri ölür. Ya. Hababam Sınıfı gibi komik bir filmde neden böyle bir dramatik sahne vardır? Hem de en başında. Çünkü fotoğrafın sahibi, Kemal öğretmeni oynayan oyuncu ve dublaj sanatçısı Kemal Ergüvenç gerçekten vefat etmiştir. Toplumun dinamiklerinden hiç kulaklarını ayırmayan Ertem Eğilmez ve ekibi Türk sinemasında işte bu yüzden unutulmaz izler bırakmıştır. Günümüze kadar o sıcaklığı ulaştıran şey o yetenekli oyuncuların samimi senaryoları evlerimize kadar getirmesidir. Hayatın getirdiği ne varsa mutlaka filmlerinde görürsünüz. Rakı şişesini kırana kızanlar, hep beraber Sultan Suyu'na pikniğe gidenler ve aynı zamanda doğal bir fon. Dikkat edin o filmlere. Arkada hep gerçek hayat var. Çünkü Ertem Eğilmez hiç gerçek hayattan kaçmamış. Örneğin Salak Milyonerler filmi çok başarılı olunca ikincisi çekilen Köyden İndim Şehre filmi Ankara'da başlar. Ankara'ya iner inmez set planı yapan ekip bir şeyi hesaplayamamıştır. Ankara'ya indiklerinde 29 Ekim'dir. Yani Cumhuriyet Bayramımız ve Ertem Eğilmez'i bu bayram neşesi bile durduramaz. Emrini verir, bayramı da çekin. Hemşerim, ne oluyor burada? Bu kalabalık he? Bayram be kardeşim bugün. Ertem Eğilmez'i size çok uzun bol bol anlatacağız. Ama doğum günündeki bu nekrede vedasından bahsetmek istiyorum. Bütün aile filmleri, Hababam Sınıfları, Tosun Paşalar, Şekerpareler derken 80 darbesinden sonra sinemada ayrı bir darbe yemiştir. Halkı apolitize etmek isteyen yönetim sadece seks filmleri furyasına izin vermiştir. Birçok sinemacı da Ertem Eğilmez gibi bu işlere girmeyip dükkanı kapatmıştır. Yıllar sonra hayat boyu rakip olduğu dostu Erler filmin sahibi Türker İnanoğlu ebedi dostuna, ezeli rakibine bir teklifte bulunur. Gel sinemaya dön, seninle ortak bir film yapalım. Arzu filmin sahibine Erler filmin bu teklifi sinemaya bırakmış olan Ertem Eğilmez'i heyecanlandırır. Fakat bir şartı vardır. Hiçbir şeye karışmayacaksınız ve ne yaptığımı sorgulamayacaksınız. Türker İnanoğlu şaşırır. Neye karışmayacağız acaba? Ertem Eğilmez'in kafasında ne var? Ertem Eğilmez der ki şüpheniz olmasın, rekor kıracağım. Zaten Türk sinemasının izlenme rekoru kendisinin elindeyken yine rekor kırma amacıyla 6 sene sonra sinemaya geri döner. Ertem Eğilmez herkesin ayağa kalktığı bir senaryodan bahseder. Herkesin ayağa kalktı dediğim, kendisiyle çalışan herkes yapma, etme, böyle bir film çekmeyelim, batarız, mahvoluruz der. Çünkü film daha önce denenmemiş bir tarz içerir. Türkiye'de absürt komedi. Filmin ismi Arabesk'tir. Adı Arabesk olan bir filmin müziklerini büyük usta Atilla Özdemiroğlu'na emanet eder. Şener Şen, Müjde Ar, Uğur Yücel, Üstün Asutay, Rasim Öztekin gibi sayısız güzel oyuncuyu bir araya getirir. Ama senaryo herkesi korkutmaktadır. Çünkü Ertem Eğilmez o güne kadar olan bütün Türk filmlerini alaya aldığı bir senaryodan bahsetmektedir. İlk karşı çıkan ortağı olur. Yapma Ertem, bu filmlerin yarısını zaten sen çektin. Ertem Eğilmez gülümser. Tabii öyle, ben çektim. Dalgasını geçmek de bana düşer. Başkasına bırakır mıyım? Herkesi kaygılandıran hareketleri devam etmektedir. Mesela filmin diyaloglarını 26 yaşında bir gence teslim eder. Adı Gani Müjde'dir.
Tıpkı 24 yaşındaki Melih Kibar'a Hababam sınıfının müziklerini teslim ettiği gibi asistanları ise pek gençtir. 27 yaşındaki Ferdi sinemayla ilgilenmesini istemediği oğludur. Oğlu Ferdi Eğilmez sinemayla ilgilenmesini istemediği için babasının Rakip filmde, Erler filmde yönetmen yardımcılığı yapmaktadır. Babası telefon açar, oğlunun gizli gizli yönetmen yardımcılığı yaptığını anlar ve der ki sen güzel asistanmışsın, övdüler bayağı, benimle çalışır mısın? Ertem Eğilmez herkesin ilk defa karşılaştığı bu tarzla neşe içinde filmi çekmektedir. Fakat bir sorun var. Senaryoyu kimse bilmiyor. Herkese o gün sette yapacaklarını anlatıyor ve orada diyalogları yazdırıyor. Atilla Özdemiroğlu'na sahneye uygun müzikler tarif ediyor. Derken Ertem Eğilmez komaya girer. Set durmuştur. Herkes perişan. Ertem Eğilmez geri dönecek mi diye düşünürken yattığı hastanede komadan çıkar ve bütün set ekibini hastaneye toplar. Ben yokken filmi çekmeye devam ettiniz mi? Cevap hayırdır. Rahatlar. Fakat set durdukça para gitmektedir. Filmin çekilmesi için Ertem Eğilmez tekrar komaya girdiğinde oğlu Ferdi Eğilmez'le görüşen Türkan İnanoğlu filmi tamamlamasını ister. Ferdi Eğilmez çok çekinir. Babası da olsa o Türk sinemasının Ertem Eğilmez'idir ve onun yaptığı bir şeyin devamını getirecek olmak daha ilk filmini çeken bir yönetmen için hiç iyi bir şey değildir. Ferdi Eğilmez mecburen filmin devamını çekmeye başlar. Ve en büyük korkusuyla karşı karşıya kalır. Babam uyandığında ya beğenmezse? Ertem Eğilmez komadayken film bitirilir, montajı yapılır ve bittiği an Ertem Eğilmez ikinci komadan uyanır. Hemen o soruyu sorar. Film ne oldu? Ortakları ve eşiyle beraber hastane odasına kurulan özel bir sistemle arabesk filminin tamamlanmış hali Ertem Eğilmez'e izlettirilir. Filmi herkesin izlemesi için video benzeri bir alete takan Ferdi Eğilmez kaseti takıp play'e basıp arkasını dönemez utancından. Babasının beğenip beğenmeyeceğini orada videonun play'ine bastığı yerde yere diz çökerek bekler. Film bittiğinde arkadan sadece burun çekme ve hıçkırık sesleri gelir. Omuzunun üzerinden bakan Ferdi babasının yatakta ağladığını görür. Eliyle yanıma gel işareti yapar. Ferdi Eğilmez çekingen bir şekilde yanına kadar gider. Buyur baba. Oğlunun elini tutar, öper, alnına koyar. Ve der ki aferin, her oğla nasip olmaz. O günlerde filmler salonlarda pazartesi günleri gösterilmeye başlar. Ertem Eğilmez filmi cumartesi gecesi izler, pazar günü vefat eder. Hiç sinemada göremediği filmi arabesk tüm zamanların izlenme rekorunu kırar.